Bir önceki videoda bir cismi belli bir açıyla fırlattık. Fırlatma hızının yatay ve düşey bileşenlerini ayırdık. Düşey bileşeni kullanarak cismin havada kalma süresini hesapladık. Elde ettiğim süreyi kullanarak yatay hızın sabit olması kaydıyla cismin kat edeceği mesafeyi bulduk. Bu videoda aynı problemin ilk kısmını tekrar ele almak istiyorum. Yani cismin havada kalma süresini başka bir yöntemle hesaplamak niyetindeyim. Bu yöntem bir önceki videoda kullandığım yöntemden birazcık daha karmaşık, karışık ama ondan daha kullanışlı bir yöntem. İlerleyen videolarda neden daha kullanışlı olduğunu göreceğiz. Önceki videoda cismin havada kalma süresini bulmak için şöyle demiştik. Hareketin başlangıç ve bitiş yükseklikleri eşit. Başlangıçtaki düşey hız yukarı doğruyken, bitiş noktasındaki düşey hız aynı büyüklükte ama aşağı doğru. Bu bilgileri kullanarak hızdaki değişimi hesaplamıştık. Sonra serbest düşüşteki bir cisme etken yer çekimi kuvvetine bağlı sabit ivmeni yarattığı bu hız değişimini kullanarak cismin havada kalma süresini elde etmiştik. Matematiksel olarak çok basitti. Birazdan fizikte bayağı işe yarayan bir formülü türeteceğiz. Türetme işlerine ben hep sıfırdan başlarım ve şimdi de öyle yapacağım. Aslında bu formülü türettiğimi daha önce de görmüştünüz. Gördünüz eğer hatırlıyorsanız. Ve başlamadan önce bir önceki videoda hesapladığımız düşey hızın 5 metre bölü saniye olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu düşey hızı kullanarak cismin havada kalış süresini hesaplayalım. Evet, düşey hızımız yani y yönündeki hızımız 5 metre bölü saniye. Bir hatırlatma daha, Tek boyutlu vektörlerle çalışırken ki bu tek boyutlu bir vektördür çünkü sadece y doğrultusunda hareket ettiğini biliyoruz. Geleneksel olarak artı yön yukarı, eksi yönse aşağı anlamına gelir. Tabii eğer düşey bir doğrultudan söz ediyorsak. Eğer yatay doğrultuda çalışıyorsak artı yön sağ, eksi yönse sol demektir. Evet bunları önce bir hatırlayalım, bunları böyle kabul edelim. Peki bu cismin havada ne kadar süre kaldığını nasıl hesaplayacağız? Hatırlayalım. Bu problemdeki yer değiştirme tek boyutta gerçekleşen diğer herhangi bir harekette olduğu gibi ortalama hızın zamandaki değişimle çarpımıdır. Burada zaman hareketin süresi oluyor. Peki ortalama hızımız ne? Ortalama hızımız ivmenin sabit olduğunu varsayarsak şudur. Son hızımızla ilk hızımızın toplamının bir dakika daha temiz bir şekilde anlatayım. İlk hızla son hızın toplamının yarısına eşittir. Yani ortalama hız, ilk hızla son hızın aritmetik ortalamasıdır. Bunu zamandaki değişimle çarpıyoruz. Çarpı zamandaki değişim. Peki son hızımız ne olacak? Son hızımız burada yazdığım gibi ilk hızımız artı ivmemiz çarpı geçen zamana eşittir. Yani bu taraf son hızımızı veriyor. O halde bu denklemde yerine yazalım. Bakalım ne çıkacak. İlk hızımızı yazıyoruz. Ne demiştik? Ortalama hızımız ilk hızımızla son hızımızın toplamının ikiye bölümüydü. Son hızımız buna eşit. Demek ki ilk hızımız artı ivme çarpı geçen süre ve sonra hepsini ikiye bölüyoruz. Aynı renkte yazayım. Hepsini ikiye bölüyoruz ve geçen süreyle çarpıyoruz. Tekrar edeyim, bu bizim toplam yer değiştirmemiz. Şimdi burada morla yazayım. 2 adet i'miz var. Bunu 2 i olarak sadeleştireyim. Yani ilk hızımızın 2 katı. Kısaca bu ifade şunu söylüyor. 2 çarpı i bölü 2 ilk hızımıza eşit. İlk hızımız, hepsini parantez içine alacağım, sonra geçen süreyle çarpacağım. Artı ivme çarpı zaman. İvme ile geçen zamanın çarpımı bölü 2. Ve hepsini geçen süreyle çarpıyorum. Bu bizim toplam yer değiştirmemize eşit. Evet bitti sayılır bir şey kalmadı. Ama tabii fizik sınavındaysanız ve zamanınız kısıtlıysa bu formülü baştan türetmek zorunda kalmasanız iyi olur. Neyse şunu vurgulayayım bu formül neredeyse tamamıyla temel formüllerden türüyor. Gerektiğinde sizinle türetebilmeniz lazım ama tabii zaman kısıtlıysa sınava girecekseniz sınavdaysanız ezberlemeniz daha mantıklı. Neyse. Şimdi parantezin içine delta t ile çarptığımız zaman toplam yer değiştirmemiz şuna eşit oluyor. İlk hızımız çarpı, zamandaki değişim, artı, aynı renkte yazayım, artı ivmemizin ikiye bölümü, çarpı delta t, çarpı delta t. Unutmayın delta ilk ve son değerler arasındaki fark demek. Üçgen bu anlama geliyor. O halde zamandaki değişim çarpı zamandaki değişim eşittir zamandaki değişimin karesi. Birçok fizik kitabı veya dersinde bu ifade, bu formül verilir, ezberletilir, öğretilir. Benim anlatmak istediğim bu formül çok temel kanunlardan türüyor. Yani yer değiştirme ortalama hızın zamanla çarpımına eşit. Ortalama hız dediğimiz bu. Son hız dediğimiz ilk hız artı ivme çarpı zaman yerine koyuyorsunuz, bu ifadeye ulaşıyorsunuz. Ben de aynen bu şekilde yaptım ki cisim ne kadar süre havada kalıyor bulabilelim. Peki ulaştığım bu formülü bu probleme nasıl uygulayacağım? Şimdi ilk hızı biliyoruz. Yani fırlatma anındaki düşey bileşeni biliyoruz. Zaten bizim işimiz düşey bileşenle. Sadece düşey bileşeni kullanacağız. Neyse ilk hızımızı biliyoruz. Yer çekimine bağlı ivmeyi biliyoruz. Biliyorum biraz sezgisel bir gidiş yolu ama umarım mantığını kavrayacaksınız. Burada kestirmemiz gereken şey, yer değiştirmenin hangi zamanlarda sıfır olacağı. Çünkü yer değiştirmenin sıfır olacağı iki farklı an var. İlki, cismi fırlattığımız an. Zaman sıfırken yer değiştirme de sıfırdır. Sonra cisim yukarı fırlatılıyor ve tekrar yere dönüyor. Yer değiştirmenin sıfır olduğu ikinci anda cismin yere döndüğü an. Yani yer değiştirmenin sıfır olduğu durumlara göre bir çözümü arayacaksak, iki farklı çözüme ulaşacağız demektir. Ve bu çözümlerden birinde zamanın sıfırdan farklı bir sayı olması lazım. Biri muhtemelen sıfır olacak ama diğerinin sıfırdan farklı olması şart. Biz de işte o zaman değerini kovalıyor olacağız. Yani ikinci anı. Yani cismin yere çarptığı anı bulmaya çalışacağız. Evet, hemen işe başlayalım. Şimdi madem yer değiştirmemiz sıfır olacak, 0 eşittir. Yukarı doğru ilk hızımızın değeri 5 metre bölü saniye. Birim yazmayacağım, birimleri yazmayacağım çünkü yerden tasarruf etmek istiyorum. Yukarı doğru 5 metre bölü saniye çarpı zamandaki değişim. Zamandaki değişimle çarpıyorum. Artı, ivmemiz nedir? Ne demiştik? Geleneksel olarak aşağı doğru hareket eden cismin ivmesi negatiftir. Yani ivmemiz Eksi 9,8 metre bölü saniye kare. Karışık görünmesin, çok yer kaplamasın diye birimleri yazmıyorum. Bölü 2 çarpı delta t kare. Şanslıyız ki basit bir denklem bu. Köklerini bulmak zorunda değiliz. Daha doğrusu kök bulacağız ama diskriminant falan kullanmamıza gerek yok. Delta t parantezini alalım. 0 eşittir delta t aç parantez 5 eksi 9,8 bölü 2, 4,9 eder. Delta t'lerden biri parantezin dışında içeride bir tane delta t kalıyor. Burada iki çözüm söz konusu. Bize 0 sonucunu verecek iki farklı delta t değeri var. Ya bu delta t sıfıra eşittir. Yazıyorum delta t eşittir sıfır. Bizi ilgilendiren zaman değeri bu değil, sadece kerteriz olarak kullanıyorum. Hiç zaman geçmemiş çünkü. Ya da parantezin içi sıfıra eşittir. Eğer iki değişkenin çarpımı sıfır veriyorsa, değişkenlerden ya biri ya da ikisi birden sıfıra eşit olmalıdır. Evet, devam edelim. 5 eksi 4,9 çarpı delta t eşittir 0. Eşitliğin her iki tarafına da 4,9 delta t ekleyelim. 5 eşittir 4,9 delta t. Şimdi her iki tarafı da 4,9'a bölelim. Geçen süreyi bulmak için eşitliğin her iki tarafını da 4,9'a bölüyorum. O halde delta t eşittir 5 bölü 4,9. 4,9 hesaplayalım. 5 bölü 4,9 ne eder? Eşittir 1,02 saniye. 1,02 saniyeye eşitmiş. Yani nedir? Geçen videoda bulduğum sonucun aynısını bulduk ama farklı bir yöntem izleyerek. Fiziği eğlenceli yapan şeylerden bir tanesi de bu zaten. Eğer mantık olarak tutarlı doğru bir yol takip ederseniz, sonuca ulaşmanızın birçok yolu olabilir. Sonuçlar birbirine tutsun yeter. Ve eğer tutmuyorsa, tahminen izlediğiniz yöntemde bir şeyleri yanlış yapmışsınız demektir.